Doktor abisinin ani ölümünün ardından yollara düşen haberci Ayşegül Ekinci yaşadıklarını satırlara döktü. Birbirinden ünlü isimlerle dünyayı gezerken yaşadıklarını anlattı. O ayrılık ve gidiş hikayesi sadece kitaplarda kalmadı, belgeseli de çekildi. Her gidiş biraz kalıştır. Belli ki ruhun ruhuma bir şey söylemek ister. Son yok, sana söyleyeceğim çok şey var. Kitap bu şiirle başlıyor. Bir ayrılış ve gidiş hikayesi. Ölüm demiyorum. İlk kitabın verdiği mesaj sevginin hayattaki tek gerçeklik olduğu. Ayşegül Ekinci dünyanın pek çok bölgesinde savaş muhabirliği yaptı. Sayısız habere imza attı. Yüzlerce Hollywood starıyla yaptığı özel röportajlarla ses getirdi. Michael, what I'm wondering is how hard it is to make... Yolculuğum rahmetli abim Doktor Hüseyin Ekinci'nin ani bir komaya girmesiyle başladım. Hastasını kurtarmak için kendi hayatını öteliyor. Hastayı ameliyat ediyor ve ameliyatı bitirdikten sonra kendisi anevrizma geçiriyor. Doktor abisi kurtarılamadı. Ani ölümüyle sarsıldı. Yeni bir sayfa açtı kendine. 3 yıl boyunca keşiş gibi gezdi. 25 ülke dile kolay. Bazı coğrafyalara Aytaç defalarca gittim. Ben Sadguru'yla 8 ay Hindistan'da kaldım. Ve oralarda hayatı, varoluşu ve ölümü sorguladı. Birbirimize söylemek istediğimiz pek çok şeyi biz iki kardeş söyleyemedik. Hayat hep var olduğunu zannettiğimiz için. O yüzden koma boyunca ben abime sana söyleyeceğim çok şey var. Lütfen hayata tutun dedim. Sonra kalemi kağıda aldı. Son yok kitabını yazdı. İnsanların çoğu baktığımız zaman hayatı erteleyerek yaşıyoruz. Hayat hep var olacak zannediyoruz. Ama aslında böyle bir lüksümüz yok. Ekinci'nin amacı çıktığı bu uzun yolda insanlara ilham kaynağı olmak. Dünya okuyucusuna bence çok büyük bir mesaj olacak. Ayşegül Ekinci bu kitap dizisinde dünyaca ünlü isimleri de bir araya getirdi. Bu büyük deneyimi insanlara aslında bir mesaj olarak vermek istedim. Gene haber beni şifalandırdı. Ve ben bu mesajı evrensel bir mesaj haline getirmek istedim. Dünya yüzlerini kendi hikayeme dahil ederek, abim hikayesine dahil ederek yazışmaya başladım. Dünyadan destek yağdı. 15'ten fazla dünyanın yüzü bu projeye evet dedi. Ne kadar tutunmaya çalışsan o kadar uzaklaşır senden.